Yumurtadan Civcive kanalımızdan yine hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kümesimizde büyük temizlik günüydü. Zemindeki toprağı komple değiştirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bıldırcınlarımız keyifle eşeleniyorlar. Toprak uzun süre değişmeyince aşırı derecede kirleniyor, gübreleniyor arkadaşlar. Bu da kuşların sağlığı açısından olumsuz etki yaratıyor. 2 ayda bir en fazla değiştireceğim. Bu ikinci değiştirişim. Başka ne yaptık? Bu yemliklerimizi zemine direkt koyuyordum. İçerisine yine kum, dışkı karışıyordu. Şimdi altına şöyle yerden bir 10-15 santim yükseklikte pirketlerle biraz yükselttik. Yemlikleri onun üzerine koydum. Böylece toprak pislik girmesini engelledik. Evet. Hayvanlarımız görüyorsunuz. Keyiflerince takılıyorlar. Yine bu yavrularımızın da şöyle gösterelim. Bunların da kafesini temizledik. Bunların da yemliğin altına bir tahta koydum. Su da yine bir taş üzerinde, karo taş. Bir miktar da eşelenmeleri için toprak zemin var. Evet, bunların da bir haftası kaldı. Bir hafta sonra diğerlerinin arasına inşallah bunları da koyacağız. Evet, üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hızla büyümeye devam ediyoruz. Şu an sayımız 33. Şurada da bir ana kucağımız var. Boş. Şu an yavru yok. Kuluçka makinemde 77 adet yumurta koydum. Evet. Onların daha bir haftası var. Onlarla ilgili de yine video paylaşacağız. Evet, görüyorsunuz kümesimiz oldukça sade. Soluğumuzun çanaklarının içini temizledim. Çanakları da kirletiyor. İşte böyle eşelenirken toprak içine gidiyor. Evet, bu hayvanların doğasında var. Toprak banyası yapıyorlar. Evet. Kafes sisteminden bu daha iyi arkadaşlar. Bıldırcınların sağlığı açısından. Ha, ticari amaçlı düşünmüyoruz fazla. Hobi. Biraz da ticari ama aşırı değil yani. Hayvanları 30 santimetre kare kafeslere kapatıp habire yumurtlama, habire yumurtlasın. Biraz da bunların mutluluğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, görüyordum. Görüyorsunuz. Kümeste her şey yolunda gidiyor. Epey yordu beni bu zemini değiştirme işi. Sıcakta. Ama hayvanlar için değdi. Bakın yemimizi kirletemeyecekler artık. İsraf da edemeyecekler. Bu yeni yemlikler içerisine de tel yapmıştık. İsraf önleme adına iyi oldu diye düşünüyorum. Evet, yavrularımızı tekrar görelim. 10 tane de bunlar var. Hayırlısıyla bunları da
Büyüttük mü? Kümes giderek kalabalıklaşıyor. Evet. Şimdilik bahsedeceğimiz bunlar arkadaşlar. Kümesimizde son durum bu. Bir de şeyden bahsedeyim. Yemi artık çuvalla alıyorum. Böyle büyük bir 50 litrelik kova aldım. Yemimizi de içine, tam bir torba 50 kilo yemi aldı. Bugün topladığım yumurtalar şunlar da. Kilo kilo baş olmuyor. Hem pahalıya mal oluyor hem de her gün gidip de yem alamayız. Böyle hemen hemen bir ay oldu. Daha yarısı tükenmemiş. Bu arada köşede bir yumurta gördüm. Evet, ben burada uğraşırken 3-4 tane yumurta aldım arkadaşlar. Topladığım halde yeniden yumurtlamışlardı. Bakın orada köşede bir yumurta daha var, onu da alacağız. Evet, belli bir yerleri yok. Her yere yumurtluyorlar. Her yere. Canları nereye isterse. Bunu bir kaldıralım. Bunları daha yeni yaptık. Orada yumurta. Bak bak. Bir tane daha. Bir tane daha yumurtlamışlar. Gördünüz mü? Yumurta sayımız giderek artıyor. Çünkü şu yeni yavrularımız yumurtlamaya başladı galiba. Evet, bir tane de burada. Sen çekil bakayım kızım. Yok. Evet, bakın. 3 yumurta daha. Evet dostlar. Bugünlük de bu kadar. Bak. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Evet. Şimdi veda edelim. Yine tekrar edelim. Birlikte büyümeye, kanalımızı büyütmeye, civcivlerimizi üretmeye devam etmek için kanalıma abone olup beğeni yapın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi Allah'a emanet olun.